Oradan keçileri getirmeden önce iki defa pastörelle aşısı, bir defa da keçiciğer arası aşısı yapsınlar. Ondan sonra getirsinler. Elimizdeki Bağışık şu olarak andaki getirsinler. sürü Bundan sonra hiçbir zaman hayvan getiren yurt dışından 8 kilo, 9 kilo, 6 kilo veren getirmesin. Şimdi Türkiye'deki veteriner eğitimi çok iyi. Değerli Çiftçi TV izleyicileri, Bir Şehirli Çoban programından da herkese merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün Balıkesir ili, Merkez 6 Eylül ilçesi Akarsu köyündeyiz. Bugün gerçekten de kendimi buldum keçilerin içerisinde. Çünkü ben keçilerde kendimi daha yakın hissediyorum. Bunu da zaten izleyen herkes de bilir. Kendi sürümden dolayı da. Bugün ilginç bir konuyu ele alıyoruz. Keçiler ilginç değil. Süt sağacağız, o da ilginç değil. Ama buradaki en ilginç olay hocam. Hocam ilk önce seni bir tanıyalım. Ben doktorum kendim, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. 41 sene mesleğimi yaptıktan sonra artık hekimlik yapmayayım dedim, hobilerimle uğraşayım dedim. Bu işletmeyi kurdum. Bu işletme sırasında başka eğitimler de aldım. Mesela veteriner ön lisans eğitimi aldım. Okul birincisi oldum, onur belgem var. Maşallah. Daha sonra baktım ki hayvancılıkla tarım yan yana gidiyor, beraber olması gerekiyor. Tarım okudum bir de, ön lisansı. 2 yıllık da tarım okudum. Şimdi de yaşlı bakımı okuyorum. Artık yaşlanmaya başlayacağız. Yaş 75 oldu. Okumaktan vazgeçmiyoruz herhalde. Hayır, kesinlikle. Daha mezun olduktan sonra yine devam edeceğiz. Bu arada hocam 75 falan demeyelim şimdi, herkes duyuyor ediyor. Ben sana ne dedim? Kaç yaşındayım diye sordu hocama. Hocam 35-36 gösteriyorsun dedim. Oradan devam edelim. Bu arada hocam kolları şöyle bir ön plana bir çıkartalım. Şöyle. Hocam maşallah. Bir dakika, şu 75 yaşında kısa kolluyla burada duruyor. Vallahi utancımdan ben ceketimi çıkardım. Hani öyle bir durumdayız. Hocam Allah sağlık sıhhat versin sana. Senin gibi abilerimizi, hocalarımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Konumuza dönmek gerekirse, hatta keçiler de şu anda sağım için bizi bekliyorlar. Doğum sezonunu bitir, yani doğum sezonunun ortasındayız aslında. Başındayız. Evet, başındayız daha doğrusu. Şu anda doğum yapmış hayvanların sağımı ile ilgileniyoruz. Sağ olsun hocam da bizim çekim yapabilmemiz için birazcık geciktirdik. Kusura bakmasın. Hayvanlardan da burada özür diliyoruz. Bir an önce sağıma başlayalım, hayvanları bir rahatlatalım hocam. Yine sohbetimize devam Tabii. edeceğiz. Hocamın ilk yaptığı dezenfektanlar sağım Sağım öncesinde. öncesi dezenfektan oluyor Evet, bunun adı. meme hijyenini sağlayabilmek için. Bu şekilde. Az helalem, devam et sen. Evet. 60 saniye kadar bekliyoruz. Evet. Hijyen, Evet. solüsyonun işe Evet. yaraması için. Etki göstermesi için 60 saniye kadar bekliyoruz. Bu solüsyonu herhalde şu anda hani sağım öncesinde memeye yapışan pisliklerin Evet. temizlenmesi için Tabii, yapıyoruz. tabii. Yani aynı zamanda daha hijyen bir süt almak için Evet, yapıyoruz hocam. evet. Dezenfekte ediyoruz yani Çok şeylerimi. güzel. Ortalama süt verimimiz geçen sene neydi hocam? 3 litreydi. 3 litreleri gördük Evet, ortalama süt. evet. Kaç tane hayvanımız var burada? 200 hayvanımız var, 140 tanesi sağılıyor. Maşallah hocam, maşallah. Sütü nasıl değerlendiriyoruz? Bursa'da bir firma var, onlara veriyoruz. Mandıra. Mandıra'ya veriyoruz. Geçen yıl 5.30'dan verdik. Bu sene fiyatlar henüz belli değil. Çok iyi hocam. Yani bölgemizde, özellikle Çanakkale bölgesinde geçen sene mandıra süt fiyatlarına göre sizin verdiğiniz Benim, evet, fiyat iyi. bir tık daha iyiydi. Evet. Biz kaliteli süt ürettiğimiz için, tabii parası da ona göre, bizim işletmemizde antibiyotik kullanılması için. Harika. Yani hastalanan hayvan kesime gider direkt. Hiç antibiyotik kullanmayız. Onun için sütümüz güvenlidir. Böyle ilaç kalıntısı, antibiyotik şey Aslında içermez. bunu şöyle diyebiliriz. Bütün mesleklerde olduğu gibi işi ne kadar düzgün yaparsak aslında o kadar kazanabilmemiz daha da artıyor. Evet. Ama biz buradan çok özür dileyerek ve üzülerek söylüyorum. Ülkemiz genelindeki üretim diyelim, ne kadar ucuza mal edebilirsek diye düşündüğümüz için aslında kalitesiz şeyler üretiyoruz, ama sizi de tebrik ediyorum burada. Başlayalım hemen Evet. sağlamadan. Şimdi dezenfekte ettik, memeleri kuruluyoruz. Evet. İlaç kalıntısı filan
olmasın diye. Hocam sütü kendiniz değerlendirmeyi düşündünüz mü hiç? Evet düşündük. Yaptınız mı? Yaptık, zarar ettik. Bir daha da yapmıyoruz. Hocam bu işlere başlamadan önce hep böyle bir yerde çalışmayı istedim. Herkese de sordum. Dedim bedava işçi lazım mı size diye. Kimse bana bedava işçilik kabul etmedi teklifimi. Şimdi hocalarıma soruyorlar şeyden, biz keçi buradaki üniversitedeki, biz keçi işi yapmak istiyoruz, ne yapalım diyorlar. Hocalarım bana gönderiyorlar onu, git onunla görüş diyorlar. Şimdi ben gelene de şunu diyorum, bizim burada lojmanımız var. Lojmanımız var bizim burada. Yemek de çıkıyor. Gelin diyorum burada yatın kalkın. Bana sormayın yapayım mı yapmayayım diye. Yatın kalkın burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Yemek de çıkıyor. Kendiniz karar verin yapıp yapmamaya diyorum. Şimdiye kadar hiç yapan olmadı. Gelip burada kalıp da inceleyen yapan olmadı. Hocam valla ben bu işlere başlamadan önce bana kimse böyle bir teklifte bulunmadı. Ama ben herkese de yazdım. Hatta buradan selam olsun, yazdığım abiler kabul etmeyen insanların da yanına gittim, sonra bir de program yaptım. Evet. Dedim ki abi sen kabul etmedin ama böyle böyle oldu diye. Yani bizim ülkemizdeki hayvancılığın gelişmesi için herkes parayla bir şeylerin yapılabileceğine inanıyor ama bence tecrübe her şey para değil. Bunlardan çok çok daha değerli bir olgu. Evet. Kaç dakika sürüyor hocam ortalama? 5 dakika sürer. Biz şimdi masaj yapıyoruz şeylere. Ben, hocam sohbeti bölmeyeyim dedim. Ben de aynı şeyi söyleyecektim hocam, biz masaj baştan, yapacağız mı diye. Baştan biraz şey oluyor, çekiyor kendisini. Kendisi süt azalmaya başlayınca masaj yapıyoruz. Mesela bunun masaj yapılması lazım. Balıkesir'deyiz. Süt keçisi çiftliğinde işte o işte sütü sağarım. Günde 3 litre süt sağarım. Ondan sonra bunu şu paraya satarım. Bilmem ne yaparım diyen insanlar bence masa başı hesabı yapmadan önce böyle yerlere gelip burada çalışmanın tadını bir alsınlar. Şu memeye masaj yapmak ne demekmiş? Meme öncesi solüsyon ne demekmiş? Bunları görsünler. Bence sonradan hesaba başlasınlar. Gerçekten de güzel, kaliteli bir yer. İşletmecisi çok kaliteli başta. Zaten hocamla birazdan sohbetimizi de derinleştireceğiz. Orada hocamızı daha da iyi tanıyacağız. Sonuçta hayvancılık bir üretim ama üretime katma değer sağlayan bir işte hayvan sütçülüğü. Burada da bunu layıkıyla yapıldığını görüyorum. İnşallah bunun gibi işletmeler ülkemizde çoğalır. Katma değerler artar ve çok daha iyi şeyleri hep birlikte başarabiliriz. Şimdi sahamımız bitti. Başta yaptığımız meme temizleme solüsyonunu şimdi de sahım bittikten sonra hemen sahım sonrasında meme ağızları açık kaldığından dolayı mikrop girmemesi için meme problemleri yaşanır. Bu yüzden de mikrop kalmaması için bir nevi mumlama dediğimiz bir sistem. Evet. Sahım sonrasında solüsyonla meme uçlarını kısa bir süre de olsa kapatıyoruz. En azından mikroplardan arınabilmesi için. Sen devam et. Biz de hocamla buradan oğlakların yanına geçelim. Ondan sonra sohbete başlayalım hocam. Olur. Tamam. Tamam. Evet, sahamımızı bitirdik. Ama burada farklı işletme olduğunu zaten baştan da söylemiştim. Buradaki bir diğer farklılık doğum sonrasında yavruların anneden direkt ayrılması. Bu periyoda hocam senden bir dinleyelim. Burası nedir, ne işe yarar? Evet, ben 10 yıldır yapıyorum bu işi. İlk zamanları biz çok oğlak kaybediyorduk. Ölüyordu oğlaklarımız.
Daha sonra Hollanda'daki bir işletmeden randevu alıp gittim, oradaki işletmeleri inceledim. Bizim yaptıklarımızı söyledim, onlar bana yanlışlarımı söylediler. Onlar şöyle yapıyorlar, hayvan doğar doğmaz annesiyle hiç tanıştırmıyorlar. Hemen annesinin altından alıyorlar, göbek ilaçlaması yapılıyor. Ondan sonra burada kuruması yapılıyor. Yani anne yalamıyor hiçbir zaman, tanımıyor anne. Bunların altında ısıtıyor bunlar infrarüt lambası, kuruması yapılıyor. Ondan sonra burada şeyini yapıyoruz, ağızını veriyoruz. Ağızı, kendi annesinin ağzını da vermiyoruz. Bizde ağız bankası var. Yani çeşitli ağız ve kolostrum oluyor tabii şeyi. Çeşitli ağızların karışımından olan ağız veriyoruz. Yalnız Hollanda'da öğrendiğim şu ve sonradan çok doğru. Ağızı diyorlar, kolostrumu 24 saatten fazla vermeyin kesinlikle diyorlar. Ben de şimdi ona uyuyorum. 24 saatten fazla kolostrum vermiyorum. Gerekçeleri de şu. Midede hayvanın midesinde por denen delikler var. Bu yoğun olduğu için kolostrum. Kolostrum o deliklerden emiliyor. Ama 24 saat sonra bu delikler kapandığı için kolostrumlar yabancı cisim etkisi görüyor ve hayvanın ishaline sebep oluyor. Hocam bir de ilk başta annenin yavru yalamaması ile ilgili bir tezden bahsetmişsiniz. O neydi? Şimdi hayvan sağlıklı bile görünse onun vücudunda bir mikrop, bir hastalık olabiliyor. Yaladığı zaman anne bu hastalığını yavrusuna bulaştırıyor. Ondan sonra da oğlak ölümler oluyor işte. Onun için kesinlikle şeyle tanıştırmıyoruz annesiyle. Şimdi canım hocam 75 yaşındayım diye cümleye başladı ama gerçekten kaç yıllık doktorluk meslek hayatınız 41 var? Yıl yaptım. 41 yıl bu millete ortopedi alanında hizmet vermiş ve 41 yılın sonunda da tamamen hobi dediği hayvancılığa dönüp ki keşke böyle hobilere can kurban. Yani böyle hobisi olan insanlar gerçekten de bizim ülkemize lazım. Çünkü hobilikten ziyade siz profesörlüğe doğru gidiyorsunuz maşallah hocam. Şaka bir yana kesinlikle en ince ayrıntısına kadar araştırılmış, gidilmiş, yerinde görülmüş. Buradan çıkan sonuçlar bence hiçe sayılacak sonuçlar da değil. En nihayetinde bir tecrübe. Yine hocam bizi şaşırttı. Yani hem yaptığınız işlerle ilgili hem de bu yavrulamayla ilgili. Şahsen ben de bu işin içerisindeyim ama ben de sizden burada ne güzel şeyler öğreniyorum, duyuyorum. Umarım hayvancılık adına bu bilgilerde bizi izleyenlere faydalı bilgiler olur. Şimdi oğlakların yanına geçiyoruz. Evet. Keçilerimizi sağdık. Doğum sonrasında oğlaklarımızın ilk birkaç gün vücutlarının bağışıklık sistemi gelişmeye başlayıncaya kadar, yani start verinceye kadarki olan yeri gördük. Şimdi de oradan sonraki periyodumuz olan, istasyonumuz olan oğlak hanedeyiz aslında, değil mi? Burası evet, oğlak hane. Oğlak hane. Hocam burası hakkında da bir ufak bir bilgimizi alalım senden. 24 saatte kolostrum, ağız sütü verdiğimizi söylemiştim. 24 saat sonra mamayla beslemeye geçiyoruz. Evet. Bu beslediğimiz yer, dikkat ederseniz burada bak iki tane uzun kalorifer radyatörü var. Sıcak olması gerekiyor. Hı-hı. Yani şeyler sıcak yeri sever. Bazı hayvanlar var, bunlar biraz daha zayıf doğuyor analarından. Onu da kendi evimizin içinde tutuyoruz, orada besliyoruz. Bizim süper. Bu kadar oğlak da şimdi bizim evimizin içinde var. Süper. Aslında sahnenin en büyük sıkıntılarından birisi biraz yavrularına güçsüz doğum. Yani nazik evet, doğuyorlar. Eğer o nazikliği de atlatabilirsek, ben her zaman söylüyorum, sahnen Türkiye'nin en verimli veya dünyanın en verimli keçilerinden evet, birisi. Fazla vakit kaybetmeden oğlaklarımızı zaten mamayla beslediğimizi bahsetmiştik. Bir mama kovasını biz bir alalım. Şöyle bir an önce. Gel. Hocam beni yabancı görünce biraz uzak duruyorlar herhalde. Efendim? Beni yabancı görünce uzak duruyorlar. Yok, karınları tok da onlar. Evet, biz gelmeden önce karınları tok, sabah beslendiler. O zaman fazla vermeye gerek yok. Hayvanları evet, da sıkıntıya sokmayalım. Aç olsalar saldırırlar. Evet. Şimdi sıradaki istasyonumuz anaç hayvanların beslenmesiyle ilgili, hem sohbet edeceğiz hem de periyodu size de anlatmış olacağız. Vallahi hocam, yani hocamın bilgileri bir kenara,
Ben artık hocamın dayanıklılığından da yenildim dedim hocama. Ben montumu giymek zorunda hissettim kendimi. Üşüdüm çünkü. Ama hocam maşallah 35'lik genç delikanlı gibi hala devam ediyor. Şimdi hocamdan gerçekten de farklı bilgiler almaya devam edeceğiz ama bu bilgi de bence işinize yarayacak bir bilgi. Şimdi anaç hayvanların beslenmesiyle ilgili hocamla konuşacağız. Yanına gidiyorum ben. Hocam ben üşüdüm, montumu giydim. Üşüdüm, montumu giydim ben hocam. Evet. Pes ettim. Ben sıcağı da çok severim, soğuğu da. Yazın sıcakta bayılırım. Öğlen sıcağında arabanın içine girerim, sauna gibi. Kışın da böyle şey yaparım. Hocam böyle diyorsun ki ben değişik bir insanım. Evet, evet. Maşallah. Hocam, ya ben şimdi dikkatimi çeken bir şey var. Ya hepimiz yem karmaya atıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Sen niye karmadan düz veriyorsun bunları? Bak, mesela bu nedir hocam? Bu küspe. Ne küspesi hocam? Güne bakan ayçiçeği küspesi. Ayçiçeği küspemiz burada. Evet. Şimdi ayçiçeği küspesi... Proteini yüksektir. Evet. Protein ihtiyacını karşılasın diye şey yapıyoruz. Şimdi ilk önce şu sorumun cevabını bir alayım. Evet. Niye karıştırmadık da hepsini böyle yan yana yaptık hocam? Şimdi ben işletmemi kurduğum zaman bana dediler ki yem karma makinesi alacaksın. Biz sana rasyon yapacağız. O rasyona göre besleyeceksin hayvanları dediler. Aldık yem karma makinesini. Rasyonlarına da yaptık ama bizim hayvanlar yemiyor. Zayıfladı hayvanlar. Bir şey çağırıyoruz. Beslenme, ünlü bir beslenmeciyi çağırıyoruz. Geliyor bakıyor diyor ki şey doğru. Yaptığınız iş doğru, yanlış yok. Gelen yine aynı şeyi söylüyor. Baktım ki ben onlardan ümidi kestim. Kendim şöyle düşündüm. Ben insan doktor olduğum için ya bu süt, bu keçi ana sütüne en yakın sütü üretiyor. Biz bunu niye ana gibi beslemiyoruz? Biz anayı beslerken çorbayı, makarnayı, tatlıyı hepsini karıştırıp mı veriyoruz? Evet, ana istediğini seçiyor. Midesi onu karıştırıyor. Onu düşündüm. Onun üzerine bu şekilde hepsini ayrı vermeye başladım. Mesela burada küspe var. Bunun yanında arpa, fabrika yemi, üzüm. Maşallah. Hocam ben bunu buradan kulaklar için nasılsın? Kemal Çığırdan abimiz var. O da hayvan yetiştiriciliğinde gerçekten de bilgilerine güvenerek uyduğum bir insandır. Onda da kuzu büyütmelerde Avrupa'daki sistemde şey olarak söylemişti. Hani hayvan mısır bir yerde, işte arpa bir yerde, buğday bir yerde. Yani hepsi ayrı ayrı. Hayvan neye ihtiyacı varsa evet, gidiyor onu seçiyor açık diye. Açık büfe. Heh. Açık büfe. Şimdi biz de burada bunu gözlemleyebiliyoruz. Gerçekten de bakın normalde arpa ezmesi en tatlı diyebileceğimiz yiyeceklerden birisidir. Ama hayvan açık büfe olduğu için isteyen istediğini yiyor. Bakın. Orada ayçiçek küspesini yiyen var. Burada üzüm küspe şey, üzüm küspesi miydi hocam bu? Üzüm. Üzüm küspesi. Üzüm üzüm koruğu diyorlar buna. Üzüm koruğu. Üzüm koruğu. Üzüm koruğunu yiyen var. Bak, ne bileyim herkes, orada süt yemi, fabrika yemini yiyen niye var. Niye ihtiyacı varsa onu yiyor. Gerçekten de hocam. Yani ben bir kez daha şaşırdım ama iyi ki bu programı yapmışız. Değerli bilgilerini sizden de aldık. Besleme ile ilgili başka söylemek istediğiniz bir şeyler var mı hocam? Protein enerji oranına dikkat ediyoruz tabii, zaten. Tabii, ona çok dikkat ediyoruz. Zaten hayvanlar kendileri dikkat ediyorlar ona. Mesela karbonhidrata ihtiyacı varsa bunu yiyor. Geliyor bunu yiyor. Proteine ihtiyacı varsa bunu yiyor. Kendi şeyini kendi çok yapıyor. Çok güzel. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani işte hayvanlara sürekli böyle işte arpasız hayvancılık olmaz. İşte ne bileyim süt yemsiz olmaz, şudur budur derken bildiğimi söylüyorum. Verdiğiniz enerji kadar protein, protein kadar enerjiyi verip birbiriyle çarpıştırıp hayvana yararlı hale getirmemiz lazım. Tamamen enerjiye yönelik de beslemek yanlış. Tabii. Tamamen proteine yönelik de beslemek yanlış. Buradan bunu da aktardıktan sonra şimdiki durağımız neresi hocam? Artık K'ye gideceğiz. Eve gideceğiz. Eve gideceğiz. Sağda mı sütü mü içeceğiz? Ha. Valla ben durak durak gezmekten yorulmadım ama gerçekten de bu zamana kadar program yapmamışız mı sorusunu bana hatırlattı. Şimdi de eve sağdığımız sütleri içmeye gidiyoruz. Evet, sütümüzü sağdık. Oğlakların ilk istasyonunu gördük. Oğlakların ikinci ayrıldığı yeri gördük. Hayvan yemlemesinden konuştuk. Açık büfeden konuştuk. Şimdi de sohbet anına geldik. Aslında bugünkü en verimsiz alandayız. Yani şöyle bir şey, biz hep böyle oturarak program yaptık bu zamana kadar.
Ama gerçekten de biraz önceki yaptıklarımız, seyircilerin izlediği şeyler gerçekten çok verimli. İlk önce teşekkür ederim hocam. Ama biz baştan beridir hocam seni hem isim soy ismi alalım hem bir şu içeride böyle üstün körü bir 3 dakikada geçtiğim bir şey vardı. Yok ben bunu okudum. Onlar 3 dakikada geçecek şeyler değil. Birazcık da onlardan bahsedelim hocam. Seni bir tanıyalım ilk önce. Ben Muharrem Kaplan. Düvertepe'liyim ben. Düvertepe çok ünlü bir yerdir. İnternete yazarsanız Düvertepe diye yalnız orası çıkar. Yok yani dünyada daha başka Düvertepe, Düvertepe yok. Düvertepe neresi? Burası Düvertepe. Mı? Sındırgı'nın bir köyüdür. Evet. Arazisi falan olmayan fakir bir köyüdür. Onun için insanlar hep okumuş. İşte biz de hasbelkadar okuduk. Doktor olduk. Yüksek lisans yaptım. Ortopedist oldum. Ondan sonra da emeklilik dönemi tabii. Her şeyde olduğu gibi, memurlukta olduğu gibi emeklilik dönemi. Emekli olduğum zaman bu işletmeyi kurma zaten emekli olmadan önce ben tasarlamıştım. Bu tarım müdürlüğündeki buradaki arkadaşlarımız da var. Onlar da 10 sene oldu çünkü onlar da emekli oldular. Keçi yapacağımı biliyorlardı. Bana dediler ki keçi işi çok zor iştir. Biz tarım il müdürlüğü olarak yaptık. Fakat başaramadık, kapattık. Sen ama biz seni tanıyoruz. Doktorluğunu da biliyoruz. Bu işi sen başarırsın dediler. Bana moral verdiler biraz da. Kaç yıl oldu işletmemizi kuralım? 10 yıl oldu. 10 yıl. Evet. 11. yılımızın içerisindeyiz. Geçiyoruz evet. Şimdi yalnız dediler sen şey yap. Yurt dışından getir keçiyi ki biz de getirmiştik. Onların verimleri çok yüksek dediler. Tamam dedim o zaman getirelim dedim. Bana bir ithalatçı buldular. Onlarla görüştük, anlaştık. Ve keçi seçmek üzere gittik yurt dışına. Şimdi işletmede bana bir liste çıkardılar, bilgisayar çıktısı çıkardılar. Orada hayvanların süt verimleri yazıyor. Ben şimdi onlardan en fazla veren 9 litre veriyordu. 9 litreden aşağı doğru böyle beğendim aldım. Burada bir es verelim, duralım. 9 litre veren sanen keçi. Evet. Doğru mu? Evet. Burada biz sadık yani 9 litre. Sanen keçiden süt sadık. Benim çobanım vardı. Önceki çobanım. O bizzat kendi eliyle çaldı. 9 litre süt aldı. Bilek dayanmaz mı? Evet. Maşallah. Evet hocam. Oradan neyse biz onları sonra beğendik. Tabii hepsi 9 kilo, 6 kilo vermiyor da. Biz 300 hayvan getirdik çünkü. Bir kısmı da 3 litre civarında veriyor. Onlarla 300'e tamamladık. Kalktık işlemlerini yaptırdık. Getirdik buraya koyduk hayvanları. Fakat hata yapmışım ben. İki tane hatam var. Birisi çok süt veren hayvanları seçmek. Şimdi çok özür dilerim. Burada kulağımızı biraz daha açalım. Hocamın hata dediği şey bize tecrübe olarak geri dönecek çünkü. Evet. Bundan sonra hiçbir zaman hayvan getiren yurt dışından 8 kilo, 9 kilo, 6 kilo veren getirmesin. 3 kilo ortalama sanen keçisi için en iyi şeydir. İdeal. Şu andaki idealdir. Benim de elde ettiğim miktar budur. Peki neden fazla süt veren keçiyi getirmeyelim? Onu da bir açıklama yaparsan. Çok çabuk hastalanıyor. Hasta oluyor. Ne kadar fazla süt, o kadar fazla hastalık, o kadar dayanıksızlık, o kadar mikrop. Bağışıklık sistemi biraz daha zayıf evet, oluyor. Evet. Bir de yurt dışından şimdi yurt dışında aşı falan yapmıyorlar şeylere, hayvanlara. Yok çünkü hastalık yok. Evet. Bizim şimdi Türkiye'ye girdiği zaman her taraf hastalık. Pastörelle var, keçi ciğer ağrısı var. Bunlar hayvanların ölümüne sebep olan şeyler, hastalıklar. Ben şunu söylerim getirmek isteyenlere. Oradan keçileri getirmeden önce iki defa pastörelle aşısı, bir defa da keçi ciğer ağrısı aşısı yapsınlar. Ondan sonra getirsinler. Elimizde bağışık şu olarak girsin. Yok. Hiç orijinalliği bozmadık biz. Hı-hı. Bunlar bizim oradaki kalan. Yani 3 kilo süt verenlerden 6-8 kilo verenler hep öldü zaten. Onlardan 3 kilo süt verenlerden geliştirdiğimiz hayvanlar bunlar. Hocam bu tamamen benim kendi merakım. Hani burada da gerçekten öğrenmek için soruyorum. Yurt dışındaki verimlilikle Türkiye'deki verimliliği kıyasladığınızda hani iklim değişikliğinden dolayı verimlerde bir düşüklük oldu mu? Mesela oradan 9 litre getirdiğiniz hayvan buraya gelince biz burada yine 9 litre aldık.
Orada 9 litre verilen burada 9 litre. Süreklilik esas mı? Yani bununla sürekli mi aldınız bu 9 litre yoksa zamanla düşüş oldu mu? Zaten o 3-5 ayda şey oldu. Hastalığı. Öldü. Yani bizim o çok süt veren hayvanlarımızdan hiç kalmadı. Bizim bu hayvanlarımız o diğer 3 litre süt verenlerden geliştirdiğimiz, çoğalttığımız hayvanlar. Muazzam. Şimdi şöyle de bir konuda temas etmeden geçemeyeceğim. Hocam yaklaşık 41 yıllık bir doktorluk hayatından sonra emekli oldum diyor ama hayat onu emekli etmemiş herhalde anladığım kadarıyla. Hatta kendisi de emekli olmak istemiyor. Biz hala burada çok güzel bir ateşin yanında üşüyoruz derken maşallah hocam ya şeytan kulağına konuşun. Senin böyle 35'lik delikanlı gibi olman da bizi mutlu ediyor. Bu arada sağdığımız keçi sütünü de burada içiyoruz. Benim şöyle bir tezim var. Sahnenin sütü şekerli süte benziyor. Diğer hayvanların belki de bu süt oranı, sütteki yağ oranından kaynaklı da olabilir. Diğerleri biraz daha ağır kokulu gelse de bununla hiçbir şekilde koku yok. Hatta içmesi bana göre en leziz sütlerden birisi sahnen sütüdür. Şimdi hocam bu geçtiğimiz 10 yıl, 11 yıllık süreçte bir de aynı zamanda dediniz ki işte şey veteriner teknikerliği okudum dediniz. Evet. O konuda neden okumaya ihtiyaç duydunuz? Şimdi Türkiye'deki veteriner eğitimi çok iyi. Bizim özellikle Balıkesir çok iyi eğitim veriyor. Yalnız bizim veterinerler keçiye, koyuna kendilerini vermiyorlar. Daha çok büyükbaşa göre yetiştiriyorlar kendilerini. Onun için ben burada bazı veteriner arkadaşlarımla çalıştım. Ama onların bu konuda tecrübeleri olmadığı için ben faydalanamadım onlardan. Onun üzerine ne yapayım dedim, hadi kendim okuyayım dedim. Veteriner ön lisans okudum. Bak orada diplomam da duruyor zaten. Onur belgesiyle beraber şey birincisi oldum. 2014-2015 yılı onur öğrencisi olarak mezun olmuş. Tebrik ederiz hocam. Bunu şey yaptı, çok şey öğrendim. Yani kitapları da çok güzel bu Anadolu Üniversitesi'nin, çok şey öğrendim. Daha sonra baktım ki hayvancılık tarımla baş başa gidiyor. Yani yalnız hayvancılığı tek başına yapamıyorsun. Ekip pişmen de gerekiyor. Onun için bir de tarım okudum. Tarım ön lisans. Fatih Sonu var abimiz var. Konya'nın Kadınhan ilçesinde. O da süt koyunu işletmeciliğiyle uğraşıyor. Buradan ona da selam olsun. Onun da hocasından öğrendiği bir cümle her zaman benim aklımdadır. Tarım ve hayvancılık birbirinden ayrılamaz iki bütündür. Evet. Tarım yapan hayvancılık, hayvancılık yapan tarımla uğraşmak zorundadır. Zorunda, evet. Ama bizim ülkemizde ne hikmettir ki tarım yapan hayvancılık yapmıyor. Evet. Hayvancılık yapan tarımla uğraşmıyor. Evet. Gerçekten de bu söz, yani bu söz bütünü daha doğrusu benim her zaman ilgimi çekmiştir, dikkatimi çekmiştir. Neden? Şimdi tarım yapan adam tarımını yapıyor, herhangi bir şey hububatını bilmem neyini kaldırıyor, satacak yer arıyor. Halbuki hayvanı olsa maliyetinin düşüklüğüyle birlikte hayvanına yedirebilir. Veya hayvancılık yapan insanlar, ben de bunlardan birisiyim. Tarım yapabilecek bir arazim yok. Her şeyi parayla alıyoruz dışarıdan. Ondan sonra diyoruz ki maliyetler çok yüksek. Hani biz bununla şey yapamıyoruz. Aslında çözüm yine kendimizde. Evet. Yani keşke her tarım yapanın bir ekilecek şey, her hayvancılık yapanın bir ekilecek dikilecek arazisi olsa veya ekilecek dikilecek arazisi olanların evinde keçisi, koyunu, ineği olsa. Bununla birlikte bir bütünlük sağladıktan sonra herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Peki hocam tamamen tecrübene ve bilgine dayanarak soruyorum. Ülkemizdeki tarım ve hayvancılığın geleceğini nasıl görüyorsun? Vallahi çok zor bir soru. Senin için hiçbir şey zor değildir. Yaptığın işler zor değildir de bizim yani, sorumuz mu zor oldu? Bu soruya olumlu cevap vermek istiyordum ama maalesef veremiyorum. Öngörünüz nedir? Ben tıp adamı olduğum için olayların detayına iniyorum ben, dibine. Yani teşhis edebilmek için bir şeyi en ufak noktayı değerlendirmemiz lazım. Ben farkında olmadan Türkiye'de tarım ve hayvancılık niye bu durumda, bunun teşhisini koydum. Nedir teşhisimiz? Söylemeyeceğim çünkü ilgili resmi ilk baştan, yani o kadar şey ki eğer küçük şeyleri halledemezsiniz, büyük şeyi hiç halledemezsiniz. Önce küçüğü halledeceksiniz. Teşhis ve tedaviyi de sor. Evet. Burada hiç kimse daha şimdiye kadar, o tarım yazarları falan da var, tarım, Türkiye'deki tarımın, hayvancılığın teşhisini koyamadı arkadaş. Ben koydum. Niye koydum? Ben tıp doktoruyum çünkü. Benim görevim teşhis koymak.
koydum ve ilk adımını da attım. Devlete bir dilekçe verdim. Dedim ki şunun şöyle olması lazım dedim. Keşke bu yazıyı da çıkartsaydım da size gösterseydim. Bu sizin isteğinizi yerine getirmemiz mümkün değildir. Bu cevap geldi. Cevap olarak mı? Evet, cevap olarak bu geldi bana. Bu cevap gelince ben pes ettim. Bu o iş hallolmadığı çok basit bir iş. Araştırdım. Bu konuyu araştırdım. 170 yıl önce Fransa'da başlamış. Bu işi halletmişler. Şimdi şöyle bir şey. Olayın detayına inmeden, sizin detaycı olduğunuzu, olayın ana başlığı nedir? Bu tarımla. Ne istedik? Bu iş tarımla ilgili. Tarım reformudur. Ama Türkiye'de tarım reformu diye bir şey yok. Nedir yani bununla ilgili? Hocam biz bize konuşuyoruz şurada, ne olacak işte. Keşke harita getirseydim de size izah etseydim. Şimdi şurada bir yerim var. Onun için zaten müracaatımı yaptım. Şurada ileride. Bir de komşum var. Ben şey ekiyorum. Mısır ekiyorum örneğin. Komşum da başka bir şey ekiyor. Şimdi benimki su istiyor mısır. Ben sulamak için su şeylerimi, borularımı gerdiğim zaman benim suyumun bir kısmı öbür komşuya zarar veriyor. Ben dedik, biz dilekçe verdik beraber. Bölgesel ekim dikimle ilgili mi? Değil, onunla ilgili değil. Şu sınırı düzleyelim dedik. Yani aramızdaki sınırı şey değişmeden, metrekareler değişmeden, onunki 10.200, benimki 8.200, metrekareler değişmeden, hatta bunu ben haritacılara da yaptırdım yani böyle olması lazım diye. Onu DÜSAT olarak çekelim dedim. Hem su tasarrufu bahsettim de bakın su zayi oluyor. Benim suyum dedim öbür tarafa gidiyor. Öbür insana zarar veriyor. Yani bunu bir de sürerken, tarlayı sürerken. Şimdi şöyle düz bir yeri sürmek başka. Böyle girintili çıkıntılı bir yeri sürmek başka. Zaman kaybı oluyor dedim. Yakıt kaybı oluyor dedim. Ondan sonra işte bu su kaybı oluyor, zaman kaybı oluyor. Bunları hepsini ben şeye yazdım, detaylı olarak yazdım. Ama maalesef bana olumsuz cevap gelince ben pes ettim. Tamam dedim, bunu yapmazsa bunlar, hiçbir şey yapmaz bunlar dedim. Bir daha da bir başvuruda bulunmadım. Çok basit, ben teşhisleri koydum. Yani benim dediklerimi yapmadığı müddetçe bu Türkiye'de tarım ve hayvancılık düzelmez. Yani tedavi edemez miyiz? Soru. He? Ben teşhisi koydum. Tamam. Tedavisini de verdim. Tedavisi budur dedim. Bunu dedim yapın dedim, yapmadılar. Tedaviyi de verdim ben. Teşhisi koydum. Tedavi dedim budur. Birinci basamak. Tedaviyi yapın dedim. Ben teşhisi koydum. Tedavi şudur, yöntemini de gösterdim. Şu ilaçları vereceksiniz dedim. Ben doktorum yani, ben ilaç vermem. İlacı hemşire yapar. Değil siz, mi? Doğru siz mu? Siz öneride bulunursunuz. Ha, ben derim reçetemi yazdım ben. Reçeteyi verdim onlara. Onlar ama o reçeteyi değerlendiremediler. Neden hayvancılık? Ben iş, kendim için. Evet. Ha. Şimdi şöyle söyleyeyim. Günümüzde bahsediyoruz. Tabii siz 41 yıllık bir geçmişiniz var ama. Evet. Doktorluk bugün ülkemizde en üst seviyedeki mesleklerden, hem saygı açısından hem bulunduğu konum açısından en üst mesleklerden. Hatta benim şöyle de bir sözüm var. Hepimizin annesi babası çocuğum doktor olacak, hakim olacak, savcı olacak diye yetiştirir. Ama çok azınlığın doktor, hakim, savcı olur cümlesi vardır. Neden doktorluktan sonra hayvancılık? Yani doktorluğun bana göre emekli olduktan sonra bir doktor ne düşünebilir? Kendimce söylüyorum, bu kendim düşünüyorum. Bir klinik açarsınız. Evet. Veya bir hastane, özel bir hastaneye ortak olarak şey yaparsınız. İş yeri hekimliği yaparsınız. Ama neden hayvancılık? Şimdi bunun rahmetli annemi almak zorundayım şimdi. Allah rahmet eylesin. Annem okuması yazması olmayan bir kadındı. Hiç okuma yazma yok. Düvertepe'de okul yok zaten. Olsa bile okutmamışlar. Belki okul olmuş olabilir. Düvertepe çünkü eğitim düzeyi en yüksek olan yerlerden biri. Belki varmıştır. Bilemiyorum tabii annemin şeyini, dönemini. Bizi annem 10 dönüm tütün tarlasına tütün ekerek okuttu. 10 dönüm tütün. Biz de çalıştık, yardım ettik. Ekerek okuttu. Fakat şimdi düşündüm ben. Ya şimdi bir kadın şu anda
10 dönüm tütün ekerek veya neyse daha verimli bir şey diyelim, domates ekerek, biber ekerek 3 tane çocuğuna üniversite eğitimi yaptırabilir mi? Burada dedim bir şey var yani. Bir sakatlık var dedim burada. Bunu ben doktor olarak nedir bu, bunun teşhisini koymam lazım dedim. Birinci sebebi budur. İkinci sebebi de tütün yaparken aynı zamanda bizim keçilerimiz vardı. Ben keçi çobanlığından geldim şeye, tıp fakültesine. Onun için keçiye karşı bizim çok sevgimiz vardır. Maşallah. Hadi dedim şu eski şeyimi devam ettireyim dedim. Peki şimdi bu işin arkasında çok ısrar ettim. Hatta şimdi burada da değil de çok ısrar ettim. Ayhan Hanım, değerli hocamın eşi. Çok ısrar ettim. Hani siz de gelin programa, siz de bir şeyler bahsedin. Çünkü gerçekten de burada hayvancılık bir yaşam tarzı. Biz biraz önceki içeride yeni doğan oğlakları çekim esnasında hocam hemen kulağıma fısıldadı, dedi ki ya Ömer Bey dedi, bunun dedi bir de dedi evde olanları var. Hocam niye evde? Onlar biraz daha küçük doğdu dedi. Biraz daha sıcağa ihtiyacı var. Evde ben ayrı bir yerde bir oda yaptılar diye düşünürken meğersem evin içindeymiş hayvanlar. Salonda ya, ortada dolaşıyor. Şimdi Ayhan Hanım'la, kendisi Ayhan Hanım da eski mesleği noterlik mi? Noter, emekli noter. Emekli noter olarak. Ayhan Hanım'a çok ısrar ettim. Ya buyurun siz de programa gelin diye. Sağ olsun, o da en az hocam kadar şeker, tatlı bir insan. Ama yok dedi, benim kararlarım var dedi. Ben dedi çıkmayacağım dedi. Saygı duyarız dedik. Şimdi bu işin herhalde sizin arkanızda, tabii doktorluk mesleğinizi bilemem ama bu sektörde Ayhan Hanım en büyük destekçilerinizden birisi. Kesinlikle, herhalde. Kesinlikle. Eşim beni desteklemeseydi ben bu işi başaramazdım. Yani kesinlikle. Yani bir işe hanım eli mutlaka değecek. Bak sana dedim, tamam mı? Hanım eli mutlaka değecek başarı olması için. Ben ona inanıyorum. Ve benim eşim de çok mükemmel bir insandır gerçekten. Ben çok şanslı bir şeyim, adamım. O yönden... Keşke Ayhan Hanım da burada olsaydı da sizin söylediklerinizi duysaydı hocam. Neyse artık televizyonda şu anda zaten izliyordur bizi, orada görür duyar. Bakın İstanbul'da torunlarım var, çocuklarım var. Beni bırakıp gidemiyor onların yanına. Buralarda ben aç kalırım, bakamam kendime diye. Beni bırakıp gidemiyor. Ne güzel. Evet. Bizim hanım da çok seviyor hocam. Vallahi yani diyor sen yapma ben yapayım diyor. Öyle mi? Tabii. Ondan sonra bir bakıyorum rüya görüyorum ben de. Çünkü bizim hanım nefret ediyor. Ha. Hayvanlardan uzaktan seviyor böyle. Hatta bizim çocuklarım var. Onların bile gitmesini çok fazla istemiyor ama artık onlara karışamıyor. Allah'tan biz de tek başımıza sürdürmeye çalışıyoruz ama zor bir iş. Çünkü bu bir, ben her zaman söylüyorum. Ülkede hayvancılığı kurtaracak olan, hayvancılık sektörünü kurtaracak olan küçük aile işletmeleri. Evet. Karı, koca, çocuk, yeğen, dayı, hala, anne, baba, kimse... Küçük aile işletmeleri gerçekten de bizim işletmelerimize yön verecek şeyler. Ki size en basitinden şu örneği vereyim. İçeride 10-15 tane daha yavru var dediniz herhalde. Var var. Orada geziyor. 10-15 yavruyu bugün diğerlerinin arasında koysanız, özellikle sahnen hayvancılığında bahsediyorum. Yani orada yaşamaları %50 ihtimal. Evet. Yani ya yaşar ya, yani çok az bir ihtimal, hatta %50'den de daha düşük diyebiliriz ama bugün bir kadın eli o hayvanlara dokunuyor ve şu anda o hayvanlar içeride yaşıyorlar yani. Hatta büyüdükten sonra diğerlerinin yanına geleceğim ama Ayhan Hanım'ı biraz bıktırmışa benziyor gibi bu sektör. Bazen şey yapıyor. Şeylere, tepelere, bu keçi nihayette yani tırmanacak yer arıyor. Oralara, buralara tırmanıyor. Aksi hayvan keçi. Keçi aksi hayvan. Yani bayır hayvanı denir ya. Bayır hayvanı tam. Hocam işletmemizin ileriye dönük planları nedir? Aslında bu soruyu korkarak soruyorum. Biz biraz önce konuştuk ama bunu da duyuralım en azından. Vallahi biz işletmeyi kapatacağız bu durumda. Nedir peki hocam? Sıkıntımız nedir? Ondan da bahsedelim. Çünkü sıkıntıyı da biliyorum. Yani hepimizin ortak sıkıntısı. Bu ülkedeki tarım ve hayvancılıkla uğraşanların ortak sıkıntısı. Evet. Ben onlar gibi konuşmak istemiyorum yani o konuda ama dediğimiz gibi, onların dediği gibi benimki de. Benimki de şey. Maliyetler yüksek. Ve ürünlerin tam, evet, değerlendirilmemesi. Evet. Biz 40 liraya alıyorduk başladığımızda yemin çuvalını. Şimdi 240 lira oldu. Yani böyle bir şey. Saman. İşte saman aldım, getirdim Susurluk'tan. 30 liradan balyasını saman aldım. Yani bundan başa çıkamayız yani. Çıkamayacağız daha doğrusu. Ha bundan sonra ne yapacağım? Bundan sonra burayı da değerlendirmek için mevsiminde arpa, saman, yulaf, neyse alıp dolduracağım buraya. Ticarete döneceğim. Ticarete diyorsun. Dökeceğim, para kazanacağım ben de.
üzülmemiz gereken bir yerdeyiz. Yani işte 30 dakika üretimden bahsettik. O kadar muazzam şeyler anlattık. Süt sağımını gösterdik, otomatik sistemi gösterdik, meme hijyeninden bahsettik. Özel yemlemelerden bahsettik. Hocam işte yurt dışından gördüğü bilgiyi, tecrübeyi bizimle paylaştı. Yaklaşık 30-35 dakika biz tamamen hayvancılığın üretiminin nedenli farklı yapılması gerektiğini veya farklı yapıldığı nelerle karşılaşacağımızı, ne iyilikleri göreceğimizi bahsettik. Ama günün sonunda geldiğimiz nokta veya programın sonunda geldiğimiz nokta, bu kadar üretme aşkıyla yanıp tutuşan, gerçek yaşı 75, biz 36-37 desek de gerçek yaşı 75 olan doktor beyin, üreticinin, değerli üreticinin gelmiş olduğu nokta, para kazanamıyorsak biz bu işi bırakacağız mantığı. Ülkemizde gerçekten de çok fazla üretimden kaçan, üretimi terk eden insanlarla yavaş yavaş dolmaya başlıyoruz. Ama bizim ülkemizde sizi tenzih ediyorum. Çünkü hem yaşınız geliyor hem de bu hayata dair beklentilerinizin artık hani tamamen ya ben de torunumla ilgileneyim mantığına yönelik sizi o konuda tenzih ediyorum. Ama bizim gibi genç insanların üretime küstürmemek için yani değerli yetkililerden tek bir beklentimiz sadece şu hayvancılığa, şu tarıma, üretime birazcık da olsa destek vermeniz. Yani destek vermeniz eti 30 liradan 50 liraya çıkarmanız anlamına gelmiyor. Çünkü neden? Et pahalandıkça, süt pahalandıkça tüketim azalıyor. Yani şu anda kıymanın kilosu 100 lira. Bugün itibariyle. Dana kıymanın kilosu 100 lira. Bugün 100 lira verip de 1 kilo kıyma alamayacak insanlar var. O yüzden de sizi üreticinin etine zam yapmanız hiçbir şey değiştirmiyor. Bence üreticiye verdiğiniz desteklerle maliyetleri azaltırsak, ülkede daha fazla süt ve süt ürünleri, daha fazla et ve et ürünleri tüketimi artar. Bu da aslında üreticinin işine yarar. Evet. Çünkü her zaman söylüyoruz, üreticinin tek düşünmesi gereken şey üretmek. Evet. Ama biz pazarlamayı düşünüyoruz, kimyayı düşünüyoruz, biyolojiyi düşünüyoruz, hastalıkları düşünüyoruz, elektriği düşünüyoruz. Yani her şeyi düşünüyoruz. Ama üreticinin tek düşünmesi gereken şey ne olursa olsun üretmek. Hocam, programın sonuna geldik. Çok değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben gerçekten de sizinle bu programı yaptığım için çok memnunum. Sizin gıyabınızda İsmail Aytekin hocama da çok teşekkür ediyorum. Doçent doktor İsmail Aytekin hocama da buradan saygılar, sevgiler. Çünkü onun sayesinde sizin gibi değerli insanları hem ben tanıdım hem de bizi izleyenlere tanıttık. Son cümlelerinizi bir alalım. Son olarak devletimden şunu bekliyorum. İnsanlar tarlalarını ektiler. Yalnız üre gübresi çok pahalı olduğu için gübre alamıyorlar. Bu gübre atılmadığı zaman seneye 100 lira olur samanın balyası. Devletimiz bütün üreticilere, eken biçenlere bedava üre gübresi versin. Talebim budur. Hocam yine hocalığını yaptı. Kendi için bir şey talep etmedi. Tamamen üretime yönelik bir talepte bulundu. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Yani sizin üretimden ayrılıyor olmanız, ayrılmayı düşünüyor olmanız bile beni, içimi burktu. Açıkça söyleyeyim. Çünkü bugün gerçekten de süt keçiciliği yapıp da sizin biraz önce, yani yıllardır süt keçiciliği işi yapıp da sizin biraz önce verdiğiniz bilgileri bilmeyen insanlar vardı. Ama sizin gibi değerli insanlar bu bilgileri, bu tecrübeleri bizlerle paylaşabiliyordu. İnşallah... Yani üretimden ayrılmazsınız diyeceğim ama Ayhan Hanım'ın kararlılığını gördükten sonra yani artık ben de bir şey diyemem. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Bu arada ederiz. İçtiğimiz süt için çok sağ olun. Ayhan Hanım'ın eline sağlık, börekler harika olmuş. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Değerli Çiftçi TV izleyicileri, bugün yine dop dolu süper bir sahnen keçi işletmesini sizinle karşı karşıya ekranlara getirdik. Hocamın üretime girmesi bizim için büyük bir değer, büyük bir kazançtı. Ama üretimden çıkmayı düşünmesi de bir o kadar kayıp olacağını düşünüyorum. Hocam ve hocam gibi insanların üretimden çıkmaması için devletimizden tek bir ricamız üreticiye sahip çıkılması, üreticiye destek verilmesidir. Dünyanın neresinde olursa olsun bu vatan için üreten herkesten Allah razı olsun. Bir sonraki Şehirli Çoban programında görüşmek üzere.